Ay hiç ilgilenmiyorsunuz benimle. Eskiden gelir giderdiniz mutfağa. Artık hiç gelmiyorsunuz. Ay bütün gün mutfakta bununla neler çekiyorum biliyor musunuz siz? Tamam Naki. Seninle daha fazla ilgileneceğim. Söz. Tamam. Haberler harika. Benim de harika haberlerim var. Önce hanımlar. Murat'la Bahar bu gece tekneyle Boğaz'ı gezeceklermiş. Bak sen. Kıskandım vallahi. Biz niye böyle şeyler yapmıyoruz Nesrin? Kaç aydır işten güçten fırsat bulup benimle ilgilenmiyorsun ki? Nesrin'den çok Necdet diyorsun. Ben de tam onu diyecektim. Necdet aradı. Mallar yarın fabrikadan çıkıyormuş. Gemiye yüklenip doğru İspanya'ya gidecek. Harika. Hı-hı. Bak gördün mü korktuğun olmadı işte. Hı-hı. Teslimat yetişiyor. Şu teslimat kazasız belasız bir olsun. Dile benden ne dilersen. İstersen tekneyle dünya turuna bile çıkarız. Hı? Al bakalım. Gecesi bir başka güzel oluyor bu şehrin. Dünyanın hiçbir yerinde şu güzelliği bulamazsınız. Daha geleli birkaç ay oldu. Ama hiç ayrılamayacakmışım gibi geliyor. Öyle bir düşüncen mi var? Hayır. En azından şu an için öyle bir şey yok. Ama ileride ne olur bilemeyiz. Haklısın. Zaman her seferinde insanları şaşırtmayı başarıyor. Hepimiz sürprizlere hazırlıklı olmalıyız. Belki de bundan birkaç ay sonra ikimiz tamamen farklı bir yerde olacağız. Belki farklı bir konumda olacağız. Kim bilebilir ki? En iyisi yaşayıp ne olacağını görmek. Bunca zaman yurt dışında yaşamak çok zor olmuştur. İstanbul'dan ayrı kalmak kolay olmamıştır herhalde. Sık sık gelip gittim. Bir iki gün kalıp havasını soludum. Bir balık yedim, yine döndüm. Geçici çözümler yani. Ta ki temelli dönene kadar. Herhalde artık İstanbul'dan ayrılmazsınız. Bakalım zaman ne gösterecek.